Günaydın. Bugün çok güzel erken kalkmıştım, spora gidecektim ama yine tutulmuş bir şekilde uyandım. Şuram çok kötü. O yüzden gidemiyorum. Gün içinde birazcık stretch yapıp, biraz açılıp, bir de ilk uyandığımda zaten ben genelde böyle garip oluyorum yani. Psikolojik olarak da. O yüzden akşam spora gitmeyi umuyorum. Maksimum bana söz verdi. Seni götüreceğim, çalıştıracağım dedi. Umarım sözüm tutar. Şimdi bir kahve yapayım. Canım bu arada sana hiçbir şey istemiyor. Bu video böyle ASMR gibi olsun. İnsanlar sabah kahve yaparken böyle o şangış şungur sesler çok güzel geliyor diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı benimki. Neyse. Kolajen. Nerede kolajenim benim? Şimdi, ay saçım çok güzel şu an. Bizim ekip de geldi. Bugün birkaç tane çekimim var. Onlardan önce hazırlanırken birkaç tane TikTok çektim. TikTok'ta aşırı aktifim bu arada. O yüzden belki burayı biraz boşlamışımdır. Böyle TikTok'a başlayıp 5 gün falan oluyor aşırı aktifim dediğim. Boşlamışım dedim de bu. Ondan önce bir yeni yıl zamanı bir gerçekten ara verdim. Hakikaten dinlendim, hiçbir şey yapmadım. Çok iyi geldi o bana. O yüzden şimdi tekrar böyle motive ve iyi hissediyorum. Biraz daha ilham almış hissediyorum. Bir de TikTok'taki şey bana çok iyi geldi. Yani ben eski bir YouTuber olduğum için how to videolarını çekmek çok hoşuma gidiyor benim. Bir şeyleri yaparken göstermeyi, sizinle paylaşmayı, sevdiğim ürünleri göstermeyi çok özlemiştim ama bunu böyle link vererek yapmak istemiyordum bir süredir. Orada böyle bol bol sevdiğim ürünleri, sevdiğim, denediğim teknikleri, benimle hazırlanan tarzı videoları paylaşıyor olacağım. Başka fikirlerim de var orayla ilgili ama birazcık sayfa büyüsün, bir kendine gelsin. Ben de orayı anlayayım. Çünkü hatırlıyorum yani ben yıllar önce Instagram'a, YouTube'a başladığımda böyle her şey bir süreçti, anlama süreciydi. Yani neyi seviyorum ben yapmayı, ne daha sürdürülebilir oluyor, benim takipçilerim neyi seviyor, neyi izliyor onları anlamak bir süre. TikTok benim için çok yeni ve aslında bir kariyerim varken yeni bir platforma geçmek bana çok acayip geldi. Çünkü o zaman gerçekten sıfırdan başlamıştım. İki platformda, YouTube'da, Instagram'da. TikTok şu an bana gerçekten çok enteresan geliyor. Yani videolar bayağı güzel izleniyor bu arada. Bakalım böyle gidecek mi? Birer video yapacak mıyım mesela? Her an her şey olabilir orada. İngilizce de içerik üretmek istiyorum bu arada. Bakacağız. Selam. Çok alakasız bir yere girdim gibi geldi. Şimdi kuafördeyim. Anlaşıldığı üzere. Ve makyaj yapacağım. Beraber yapalım yani. Birazcık da sohbet edelim. Duyabiliyor musunuz? Benim biraz şoför makinin sesi var burada ama saçıma değişik bir şey yaptıracağım bugün.
Bakalım nasıl küçücük. Çok merak ediyorum. Bir tane böyle geçişli bir TikTok çekmeye çalışıyorum. Ama Z jenerasyonu olmadığım için aşırı zorlanıyorum. Asla olmuyor. Anlayamıyorum ben transitionları ve asla beceremiyorum. Niye öyle? Biraz bu konuda çalışmam lazım. NYX'in Sweet Cheeks'ini sürüyorum. Bu ara önce allığı sürüyorum, sonra kapatıcıyı. Şimdi size göstereceğim. Daha böyle temiz oluyor. Göz altları birazdan şuralar falan daha keskin oluyor bence. Allık. Şöyle ufak bir problemimiz var. Mesela yüzümü yıkarken ne yapıyorum kahkülleri? Kahküllüler lütfen bana yazın. Çünkü ben kendi saç tipimi biliyorum. Ben böyle bant takarsam böyle kalır kahküller. Kahkül pişmanlığı 5 saat sonra geldi mi? Hayır asla yani çok ben gerçekten. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Ama ne yapacağım bilmiyorum şu an. Yanlara böyle kalasam